Ben ürünü manipüle etmeden yemeğe dönüştürmeye çalışan bir şefim. O malzemenin karakterini, dokusunu bir kenara atmadan yemek yapmaya çalışıyorum aslında. Deneyimdir diyoruz ya, işte deneyimi yemeğin özeline indirgersek, yani bir tabağa indirgersek, işte hikaye burada dokusuyla, bu çıtır dokusuyla, altındaki parfümüyle, üzerine en son eklediğimiz yağıyla birlikte deneyim haline dönüşüyor aslında. 33 yaşındayım. Mersin Anamur doğumluyum. Köklerim Yörük. Alaf'ın kurucu şefiyim. Bir avantajım lisede başlayıp gastronomiye bu zamana kadar devam etmek oldu. 13 yaşından beri bir şekilde yarı zamanlı, tam zamanlı çalışarak yeme içme işini bir yaşam biçimi olarak yaşıyorum. Alaf'ın da bu sene 5. senesi. Da Anadolu'nun bir parçası olan köklerimizi burada ifade etmeye çalıştığımız Alaf Bistronomi'nin salonundayız. Alaf, Yörük şivesinde közde alev demek. Alef bazı bölgelerde yemlik anlamına da geliyor. Bazı bölgelerde bu tamamen şiveye ve bölgeye göre değişiyor. Kürtçede de Lazca'da da var bu. Birçok yemek farklı isimlerle, keşkek gibi, herise gibi Anadolu mutfağının farklı bölgelerinde var. Alaf benim mesleğe başladıktan sonra ilk profesyonel iş yerim olan Mimolet'e dayanıyor. Tabii ki o zaman bir Alaf açayım, bir Yörük dükkanı açayım gibi bir planım yoktu. Ama o zaman da buraya geldiğinde yediğin Anamur'un o atıştırmalı haşlanmış fıstığı küşlemenin yanında servis ediyordum. Ama o zaman bunun bir deneyime dönüşmesi için gereken materyalleri nasıl bulabileceğimi bilmiyordum. İşte o zaman başlayan hikaye, dünyanın farklı bölgelerinde bunu yapanların yanında çalıştıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndüğümde bunu nasıl yapabileceğimi, nasıl sadece ağızda değil, görselde, seste, kokuda, dokuda hissettirebileceğimi öğrenip artık Alaf'ta adım adım buna başladığım bir serüven aslında. Çok pardon. Alaf Bistronomi Sena ben. Saat kaç gibi düşünüyordunuz? Bir isim soyisim rica edebilir miyim? Bunlar bugünkü konfirmeler mi? Evet, doğrudur. Ulaşamadığımız bir masa var sadece. Onun dışındakiler konfirme. Öğle yemeğiyle ilgili var mı bir şey? Aynen. Onunla da bir konuştuk. Bugün içerisinde netleştirip geri dönüş yapacaklarını söylediler. Şef restoranı demek. Başından sonuna bu girişteki ahşabı da, bardağını da, bütün deneyimi tasarlayan, aynı zamanda yemekleri de tasarlayan kişi olduğu bir işletme biçimi aslında. Burada farkı ne yaratıyor? Yemeği tasarlarken çünkü sadece şeyi düşünmüyorsun. Bunu iyi ızgaralayayım, orta pişmiş yapayım gibi bir şey değil. Teknik tarafını da işin içine katıyorsun o yemeği tasarlarken. Kullandığın malzemenin devamlılığını, sürdürülebilirliğini tasarlıyorsun. Finansal tarafını da işin içine katıyorsun. Diğer taraftan tüm sesini, kokusunu, her şeyini tasarladığın bir dükkan. Burada önemli detay, restoranın yemek dışındaki tasarısını yaparken en büyük referans yaptığın yemeklerin birleşimindeki referans oluyor. Yani burada onunla bu iyi giderden bahsetmiyorum. Doğru malzemeyi bulup, doğru stok, aracısız tedarikçi, tüm her şey aynı burada salonda da geçerli yani. Yörük kültüründe her şey değerlidir. Sürdürülebilirlik ifadesinin asıl kökleri zaten Anadolu. Çünkü yokluktan gelen bir toplum ve doğal olarak hiçbir şeyi atmayan, her şeyi dönüştüren, işkembeyi bazen tereyağı kabı yapan, bazen işkembenin içine başka bir şey doldurup onu saklama kabı, keçi derisini bal kabı olarak kullanan, zaten hayvan kesildiğinde hiçbir yerini atmayıp her şeyini değerlendiren bir kültür ve burada da yemek dışında hissettiği şeyler bunlar. Benim evden getirdiğim, dayımdan aldığım kilimler, bakırlar. Niye bakır kullanıyoruz? Bakır çünkü benim anneannemin kendi düğününde annesinin hediye ettiği bakır benim annemin evinde duruyor. Daha gerçek, daha kaybolmayan, daha tüketim bilincine karşı duran bir malzeme olabilir mi mutfakta? O yüzden birçok tabağımız bakır, taş. Bunların hepsi bir şekilde bizimle beraber restoranda yaşayan ve deneyimi masada hissettiren parçalar aslında. Her mevsim yer elmasıyla bir oynuyoruz. Şimdi bu tabakta senelerdir oynadığımız malzemenin birleşimi gibi. Cipsi var, kendi püresi var, bir de böyle pestili var. Birkaç tane dokusunun birleşimini aslında burada servis etmeye çalışıyoruz. (Gülüyor)
Bir geleneksel yemekler var. Bir de mevsime odaklı yaptığımız yemekler var. Geleneksel yemeklerin içinde alaşehri kapama, Konya yağlı somonu, piyaz, kokoreç. Bunların hepsi bizim kemik ve geleneksel yemek dediğimiz. Temel reçetesini manipüle etmeden menüye taşıyoruz. Bu Alaf'ın ikonik tabaklarından biri. Yani yaklaşık 1,5 senedir menüde beğenilen ve anlatılan tabaklardan birine dönüştü. Biraz böyle bir ergenliğimizde acı çikolata, sıcak çikolata falan öyle bir şeyler vardı ya. Biraz böyle ona atıfta bulunan bir tabak. Parfüm olarak da kızarınca diğer biberlere göre çok daha gövdeli, çok daha uzun süre kalan, hala böyle damakta kalan bir parfümü var. Bu da işte işin eğlenceli tarafı bu. Çok ince olursa eğer bizim tabakta aldığımız o çıtırtı çıtırtıda kalacak. Ama bu crunchy'ye gidiyor artık. İçi hava dolu, gofret gibi kırç kırç yediğimiz bir malzemeye gidiyor. Çikolatanın üstüne biz kokuları, parfümleri yerleştiriyoruz. Bu da işte o parfümlerden biri. Karadut, Utire'den bir karadut. Hafif ekşi. Tatlının üzerine biraz baharat, biberler. Biraz meyvemsi, ekşilik. Son olarak zeytinyağı, evet. Pürüzsüz bir doku da sağlıyor aynı zamanda bu. İnternetten bakıp telefonu açıp bize şundan abi yollayabilir misin dediğinde o ayakları yere basan bir tedarik zinciri değil. Gidip Naz Anadolu esnafında oturup hoş beş edip çayını içeceksin. Aynı mantıkta gidip sohbet edip tanışıp hal hatırını sorup gerekirse önden ödemesini yapıp. Yani bu karşılıklı bir ortak hedefe koşmak gibi. Siz bu arada deli tane bu ürünlerin toplayıcı şeyi gibisiniz. Zeytinyağı üretiyoruz. Bu tattığımız da çok güzelmiş mesela. Evet, bayağı parfüm gibi şey geliyor yani. Küpü geliyor. Moleküler gastronomi dediğimiz şeyin temeli ayrıştır, sıvılaştır, tekrar birleştir. En iyi zeytini al. Önce ayrıştır, sıvılaştır, sonra birleştir. İstersen birleştirirken jel yap, istersen toz yap, istersen katı yap, istersen bir gaz haline getir. O gazdan burunda hissettir o zeytini. Moleküler gastronomi tam olarak buydu. Bu artık ayakları yere basan bir ürün kullanımı olmadığı anlaşıldı. Ve tamamen en saf hali nasıl servis edilmeliyse, biberin en saf hali kuru bir biberse, onun bir üst noktaya çıkması için bir tekniğe gerek olabiliyor. Ama o teknik 3-4 diye gittiğinde önce kızart, sonra kızarttıktan sonra demle, o suyu kullan, sudan bir kokteyl yap. Böyle ne oluyor? O 4 teknik her aşamada o %10 uçuyor, %10 uçuyor, %10 uçuyor. Geriye sadece %40'lık bir posayı sen servis etmeye çalışıyorsun. İşte bu tamamen bitti. Şimdi en iyi malzemeyi zamanında bul, getir dükkana. Onu bir üst seviyeye taşıyacak olan neyse bir tane doğru tekniği bul ve altına diğer bileşenleri, onu yine yukarıya taşıyacak. Bu zeytinse altına yeni hasat, yemyeşil bir zeytinyağını koyman gerekiyorsa o zeytinyağını. Diğer taraftan altına bir balon ekmek bir şey koyman gerekiyorsa o. Tek lokmada aynı senin ekmeğe bandığın zeytinyağını veya yemeğin köşesini sıyırdığın o tavanın kenarında kalan karamelize olmuş et suyunu sıyırdığın tek lokmada aynı şeyi ver. Manipüle etmeden, değiştirmeden ve dokusuyla oynamadan aslında. O bölgeden birinin bize geldiğinde orada bir şimşek çakıyor ve o çocukluğundaki fotoğraf akla geliyor, gözünün önüne geliyor ve tekrar aynı duyguları yaşıyor ve duygusal bir temas kurmuş oluyor. Mekanla bir duygusal temas kurmuş oluyor. Oranın bir parçası olarak hissediyor kendini. O anın duygusu ne kadar yüksekse bizimle kurduğu duygusal bağ da o kadar yüksek oluyor aslında. Bu da artık deneyimin son parçası. Giderken masadan kalktığınızda eve götürmek için küçük bir hediye veriyoruz. Bunun ismi diş kirası. Anadolu'da eve gelen misafire verilen bir küçük hediye. Bu çok eski zamanlarda altın olabiliyor. Bazen küçük bir şekerleme olabiliyor. Bazen başka bir şey olabiliyor. Biz de küçük şekerlemelerle böyle incirden bir şekerleme, eski suşam şekeri, akide şekeri. Küçük şekerlemelerle bizden bir anı hediye etmiş oluyoruz aslında. Ve misafirler bu anı ile birlikte bizi de evlerine götürmüş oluyorlar. İstanbul dışında da farklı noktalarda da
bazı yemek organizasyonları, buluşmaları yapıyoruz. Ve bu buluşmalarda da Alaf'ın kendi yemekleri dışında yemekler yapıyoruz. Özellikle buradan bir yemek götürmüyoruz oraya yani. Gittiğimiz bölgede önden bir harita hazırlıyoruz. Nerede ne var? Bu haritalar üzerinden ne toplayabiliriz? Bu malzemeleri topluyoruz. Önce orada bir iki küçük denemeyle başlıyor. Sonra malzeme buraya taşınıyor. Topladığımız malzemeler cebimizde bildiğimiz tekniklerle, teknolojik olarak elimizdeki diğer malzemelerle birleşip bir yemeğe, bir deneyime dönüşüyor aslında. Yaklaşık 30-33 bin kilometre yol yaptık. İç Ege, Kıyı Ege'yi birbirine bağlayan bir harita. Bu haritanın üstünde de Denizli Kale biberine bir bak. Akhisar'ın domat uslu zeytinini bir dene. Yağından bulabilirsen bir bak. Göl Marmara'nın üst tarafında şu an göl yok ama bir baraj var. O barajın şeyine bir bak, yayın balığına. Böyle 30-33 bin kilometre bir yol yaptık. Şimdi önümüzdeki hafta Kayseri'ye gideceğiz, Erciyes'e. Orada da neredeyse menü yok. Oraya gideceğiz, toplayacağız, edeceğiz. Diyeceğiz ki abi şununla şu, şununla şu. Her noktada bunu yapıyoruz. İşte Alaşehir'de aynı böyle bir hikayeydi. Oradan en iyiler buraya menüye de girmiş oldu ve yaklaşık 1,5 senedir menüde olan malzemeler. Çok uzun da bir menümüz yok. 10 başlangıç, 10 ara sıcak, 3 tatlı, 25 kalem maksimum çıkan bir menümüz var. Güzel tarafı tabii bu 25 kalemin her şeyi ekmekten dondurmaya kendimiz yapıyoruz. Bir tek zeytinyağımızı kendimiz sıkmıyoruz. Onda da işte cinsimizi, ağacımızı belirliyoruz şu an ilerlediğimiz firmayla. O bizim için sıkıyor. Öyle ilerliyoruz yani. Noma bir hafta önce fine dining sistemi sürdürülebilir değil, finansal ve insani açıdan, o yüzden Noma'yı kapatıyoruz 2024'te diye bir açıklama yaptı. Bu da tabii restoran dünyasını nasıl yani ne oluyor falan gibi bir şey yaptı. Birçok restorancı bunun üzerine yo biz fine dining'iz ama karlılığımız var, çalışanlarımıza özel sigorta yaptırmamıza rağmen, prim usulü çalışmamıza rağmen 3 yıldızlıyız ama hala karlılığımız var diyerek o tarafa bir gönderme yaptılar. Son 15 gündür böyle bir gündem var. Önceden bir mekan yapalım. Sandalyesi İtalya'dan gelsin. Avizesi Fransa'dan gelsin. Halısı İran'dan gelsin. Hikayesini bunun üzerine yaratalımdı. Şimdi odak noktası şefe dönecek. Şefe soracak. Şef tasarlayacak onu. Ve doğal olarak da bir sürü elinde hissinde yetenek olan şef parlayacak. Yani 5 sene sonra biz çok daha fazla şef lokantasını görmüş olacağız aslında hikayede.